Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu dersimizde dolaşım sistemine başlangıç yapıyoruz. Öncelikle kalbin yapısı ve çalışması üzerinde duralım. Dolaşım sistemi dediğimiz zaman bir kan dolaşım sistemi, iki lenf dolaşım sistemi gelir. Biz öncelikle kan dolaşım sistemini anlatacağız. Burada üç ana konu olduğunu görüyorsunuz. Kalp, damarlar ve kan. Kalp damarlar aracılığıyla kanın pompalanması, vücuda dağıtılmasını sağlıyor. Şimdi kalp hakkında neler biliyoruz bir bakalım. Öncelikle kalp nerede bulunur? Göğüs boşluğunun merkezinde. Tam göğsün orta kısmında iman tahtası diye de bilinen göğüs kemiği vardır. Bunun hemen arkasında bulunuyor. Yine iki akciğerin arasında sol akciğere yakın olarak konumlanmış. Görevi kanı pompalamaktır. Embriyonik gelişimde 4. haftadan itibaren atmaya başlar. En erken gelişen organlarımızdan bir tanesi. Yaklaşık sıkılmış bir yumruk büyüklüğündedir. Evet, yaklaşık 300 gram kadar. Kadınlara göre erkeklerin kalbi biraz daha büyüktür. Peki neden diye soracak olursak. Çünkü erkeklerdeki kas tabakası daha fazladır. Dolayısıyla daha çok e, oksijene ve besine ihtiyaç duyacaktır. Ve bunun için de daha çok pompalama yapması lazım. Evet geçiyoruz. Kalbin anatomik yapısına. Evet arkadaşlar kalbin yapısında 4 odacık olduğunu görüyorsunuz. Şu üst kısımda görmüş olduğunuz odacıklar kulakçıklar. Altta görmüş olduğunuz ise karıncıklardır. Sağ ve sol olarak konumlandırdığımız zaman sağ taraftaki kulakçığa giriş yapan alt ana toplardamarı ve üst ana toplardamarını görüyoruz. Bunlar vücuttan toplanan kirli kanı buraya taşıyor. Vücuttan toplanan kirli kan dediğimizde oksijeni azalmış, karbondioksidi artmış olan kandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sağ tarafımız komple kalbin sağ tarafı komple kirli kan ile dolu. Bu kirli kan buraya geldikten sonra sağ kulakçık kasılır ve içerisindeki kirli kan sağ karıncaya geçer. Sağ karıncın kasılmasıyla da bu kan bakın nereye geçiyor? Akciğer atar damarına geçiyor. Akciğerimiz kanın temizlenmesini sağlar nasıl temizlenme Oksijence zenginleşip karbondioksitin dışarıya atılmasını sağlamaktır. Ve burada temizlenen kan akciğer toplar damarları aracılığıyla tekrar kalbe geri dönüş yapıyor. Ve nereye geldi? Şimdi sol kulakçık. Sol kulakçığa akciğer atardamarıyla damarıyla temiz kan giriş yaptıktan sonra buradan da sol karıncığa geçer. Peki sol karıncıktan çıkış yapan nedir? Evet şurada gördüğünüz gibi aort ana atar Aort ana atar damarı tüm vücudumuza temiz kan taşıyan damarımızdır. Bunun dışında burada bakın şuralarda kapakçıklar görüyorsunuz. Kulakçıkla karıncık arasında bulunan kapakçıklara AV kapakçıklar yani atrioventriküler kapakçıklar denir. Burada atrioventriküler denmesinin sebebi şu. Bakın kulakçığa aynı zamanda atrium, karıncığa da ventriküler, ventrikül ismi veriliyor. Dolayısıyla bu kapakçıklar AV kapakçıkları kulakçıkla karıncık arasında yerleşmişler. Peki bakalım sağ tarafta üçlü kapakçık varken sol tarafta ise ikili kapakçık olduğunu görüyoruz. Bunlar tek yönlü olaraktan açılırlar. Yani kulakçık kasıldı. Bu tarafa doğru geçiş oldu. Şimdi karıncaya sıra geldi. Karıncık kasıldı. Bunların kapanması lazım. Çünkü kanın tekrardan kulakça dönmemesi gerekiyor. Eğer bu kapakçıklarda bir bozulma olursa o zaman kan geri kaçar. Bir tıslama sesi dahi duyulabilir. İşte buna kalpte üfürüm diye de söyleniyor. Sol taraftaki ikili kapakçığımıza ise mitral kapakçık ismi de verilmektedir. Şimdi dikkat ederseniz bir kapakçık da buralarda var. Akciğer atardamarı ve aort atardamarında var. Bunlar da tek yönlü olaraktan geçişi sağlayan yarım ay kapakçıklarıdır. Bunlara da semilunar kapakçıklar ismi de verilmektedir. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz kalbin tabakalarına. Üç tabakadan oluştuğunu görüyoruz. Perikard, miyokard ve endokard tabakaları. En dışta bulunan perikard tabakası çift katlı bir zar yapısıdır ve arasında perikardiyal sıvı bulunur. Aynen motorun daha iyi çalışması için yağlandığı gibi buradaki sıvı da kalbin daha kolay çalışmasını sağlamaktadır. Geçiyoruz ikinci tabakamıza ve en belirgin olan tabakamız miyokard tabakası kas tabakasıdır. Kalp kası. Kalp kası özel bir kastır. Yani çizgili kasa ve düz kasa benzer yönleri bulunuyor. Mesela çizgili kas gibi görünümü, hızlı kasılması ona benziyor. Ancak istemsiz olarak çalışması ise düz kaslara benziyor. Şimdi burada ikisinden de farklı olarak söyleyeceğimiz bir husus var ki çizgili kas ve düz kaslar sinir sisteminden uyarı alarak çalışırken biyokarttaki kas tabakası kendi ritmini kendi içerisinde oluşturmaktadır. Yani sinir sisteminden bir uyarı almamaktadır. Ve en içteki tabakamıza bakıyoruz. Endokard tabakası. Tek katlı epitel dokudan oluşmuş. Ve kaygan bir zemin oluşturuyor. Pürüzsüz bir yüzey oluşturuyor. Bu ne demektir? Kanın daha iyi akması, daha kolay akışkan olması demektir. Yani sürtünmenin en aza indirilmesi anlamına geliyor. Ee, yine şuradayken belirtelim. Myokard tabakasında Kalbi besleyen koroner damarlar vardır. Bakın şuraya yazayım. Koroner Koroner damarlar. Şimdi kalbin içerisindeki kanın kalbe doğrudan bir faydası yoktur. Mesela kulakçıktan girdiği, karıncaya, karıncıktan aort'a geçti, gitti. Yani bu e, içindeki bu kanın kalbin beslenmesine bir faydası yok. Peki kalp nasıl beslenecek? Aort Kalpten henüz daha yeni ayrılırken bir kol ayırır. Bu kol miyokart tabakasını sarar ve kalbi oradan besler. İşte bu damarlara koroner damarlar diyoruz. Koroner damarlardaki belki beslenme alışkanlığı, belki genetik yatkınlık gibi hususlarla tıkanmalar, daralmalar söz konusu olabiliyor. Bu durumda kalbe yeterli miktarda besin ve oksijen gitmediği zaman kalbimiz tekleyebilir. Yani kalp krizi geçirebiliriz. Buna aynı zamanda enfarktüs ismi de verilmektedir. Arkadaşlar dikkatimizi çeken bir diğer husus da miyokart tabakasının kalınlığıdır. Şimdi bakalım kulakçıklardaki kalınlıkla karıncıktaki kalınlık aynı değil. Karıncıklar daha kalın görünüyor. Çünkü kulakçıkların kasılıp kanı pompaladığı yer sadece karıncıklar. Ancak karıncıklara baktığımız zaman bunu akciğere veya tüm vücuda gönderiyorlar. O yüzden karıncıklarda daha kalın. Ancak yine de sol karıncığın tabakasının sağa göre daha kalın olduğunu görüyoruz. Şimdi sol karıncığın kanı pompaladığı yere bakalım. Aortla tüm vücuda gidiyor. Ancak sağ karıncık bunu akciğere gönderiyor. Dolayısıyla yaptığı görevle bu tabakanın kalınlığı arasında da böyle bir ilişki söz konusu. Kalbin yapısını anlattık. Şimdi bakalım kalp nasıl çalışıyor? Evet arkadaşlar. Kalbin kasılmasına sistol gevşemesine de diastol ismini veriyoruz. Kalbin kasılma ve gevşemesinin ayarlanmasında sinoatriya düğüm ve atrioventriküler düğüm isminde iki merkez görev yapıyor. Az önce bahsetmiştik. Demiştik ki kalbimiz kendi ritmini kendisi düzenler, kendisi oluşturur. Sinir sisteminden uyarı almasına gerek yoktur demiştik. İşte bu kasılmanın başlatılma noktası sinoatrial düğümdür. Bu düğümler elektriksel uyartılar oluştururlar. Yani impuls üretirler. Sinoatrial düğümün oluşturmuş olduğu elektriksel uyartı kulakçıklara doğru yayılır. Ve kulakçıkların kasılmasını sağlar. Aslında buradan yayılan uyartı atrioventriküler düğüme ulaşır. Atrioventriküler düğüm de burada uyartıyı aldıktan sonra yeni bir uyartı oluşturacak. Ancak atrioventriküler düğüm hemen bunu yapmaz. Biraz bekler. Çünkü bu arada kulakçıkların tamamen kasılıp içindeki kanın karıncıklara geçmesi gerekmektedir. Bakın AV'den çıkan bir sistem görüyorsunuz. Bir lif demeti görüyorsunuz. Bunlardan ilk kol his demetleri diye bilinirken daha sonra karıncık duvarına doğru yayılmış olan dağılmış olan lifler görüyoruz. Bunlara da Purkinje lifleri ismini veriyoruz. Şimdi tekrar alalım. Sinoatrial düğümün uyartı oluşturması, bu uyartının kulakçıklara doğru yayılması, e, kulakçıkların kasılmasını sağlıyor. Bu arada karıncıklar gevşemiş durumdadır. Karıncıklar gevşediği zaman kan ne yapacak? Buradan kulakçıktan karıncıklara doğru geçiş yapacaktır. ve SA'dan gelen uyartılar AV geçtikten ve AV de uyartılarını purkinje lifleriyle tüm karıncık duvarına ulaştırdığında Şimdi sıra karıncıkların kasılmasındadır. Karıncıklar kasılır. Bu sefer kan ne yapar? Akciğer atar damarı ve aorta doğru yönlenir. Bu şekilde devam eder. Şimdi kalbin bir defa kasılıp gevşemesi sürecinde neler gerçekleşiyor ona bakalım. Buna biz kalp döngüsü ismini veriyoruz. Kalp döngüsünde 3 aşama olduğunu görüyoruz. Kulakçıkların kasılması, karıncıkların kasılması ve kalbin dinlenme süreci. Aslında bunu şekil üzerinde de anlatabilirdim ama belki bu notlar daha sonra işinize yarayabilir diye ayrıca bunu yazma ihtiyacı duydum. Şimdi kalbin bir döngüsü yaklaşık 0.85 saniye kadar sürüyor. Bunun 0.15 saniye kadar bir zaman aralığında kulakçıklar kasılıyor. 0.30 saniye gibi bir zaman aralığında karıncıklar kasılıyor ve geriye kalan 0.40 saniyelik bir zaman diliminde kalp dinleniyor. Peki şimdi sırayla bakalım. 1. Kulakçıkların kasılması. Sinoatrial düğüm uyartı oluşturur. Uyartı kulakçıklarda yayılır ve AV'ye gelir. Kulakçıklar kasılır, karıncıklar genişler Ve AV kapakçıklar açılır, yarım ay kapakçıklar kapanır. Ki kulakçıktan karıncaya doğru kan geçsin. Ve dolayısıyla kan karıncıklara geçiş yapmış olacaktır. İkincisi karıncıkların kasılması. Karıncıkların kasılmasında AV'nin uyartı oluşturması. Yani SA'dan gelen uyartılar AV'ye geldikten sonra AV'de uyartı oluşturacak. Bunu his demetlerine, o da Purkinje liflerine iletecek. Ve Purkinje lifleri karıncık duvarına doğru bunu yayıp tüm karıncıklara ulaştırdığında karıncıklar kasılacak. Karıncıklar kasıldığında kulakçıklar gevşeyecek. Ve... Atriyo ventükel kapakçıklar kapınacak çünkü tekrardan geriye kaçış olmasın diye. Bu sefer yarım ay kapakçıkları açılacak. Yarım ay kapakçıkları açıldığı zaman da kan aort ve akciğer atardamarına geçiş yapacaktır ve e, önemli bir kısmını da dinlenme süreci oluşturuyor. Bakın çok kısa bir zaman gibi geliyor bize ama kalp kendi içerisinde böyle sürekli çalışırken bir taraftan da dinleniyor. Kalbin dinlenme sürecinde kulakçık ve karıncıklar gevşemiş halde bulunuyorlar. Bu sırada AV kapakçıkları açık, yarım ay kapakçıkları kapalıdır. Dolayısıyla toplar damarlardan gelen kan önce kulakçıklara sonra da karıncıklara dolar. Arkadaşlar kalbin atımlarının atar damarda hissedilmesine nabız ismini veriyoruz. Sağlıklı bir insanda ortalama 60 ila 80 kadar nabız ölçülüyor. Şöyle bir gösterebiliriz belki. Şöyle elinizi tuttuğunuz zaman şöyle baş parmağınızın hemen alt kısmında şurada görüyorsunuz bir kanal vardır. Buraya şöyle 2 ya da üç parmağınızla bastırdığınız zaman kalbin atımlarını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bunu yaklaşık 15 saniye kadar tutup 4 ile çarptığınız zaman dakikalık kalp atımınızda hissetmiş olursunuz. Şimdi ikinci bir husus, kalbin yaptığı basıncın atar damarlarda hissedilmesidir. Buna da tansiyon diyoruz. Sağlıklı bir insanda kasılma basıncı 120 milimetre civadır. Buna büyük tansiyon da deniyor. Gevşeme basıncı ise 80 milimetre civadır. Buna küçük tansiyon ismi de veriliyor. Ve son olarak kalbin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir? Onlara bakalım. 1- sinirler. Otonom sinir sistemine ait olan sempatik sinir sistemi, sempatik sinirler kalbin çalışmasını hızlandırırken parasempatik sinirler yavaşlatır. Burada özellikle parasempatik sinirlerden kastımız vagus siniridir. Vagus kalbi yavaşlatan bir sinirdir. İkinci bir husus hormonlarımızdır. Adrenalin, nöradrenalin, tiroksin gibi hormonlar kalp atımlarını hızlandırırken asetil kolin ise yavaşlatacaktır. Üçüncü bir durum sıcaklık vücut ısısının artışı kalp atışını hızlandırır. Özellikle ateşli hastalıklarda kalp atımlarının da hızlandığı görülüyor. Dördüncü bir durum karbondioksit miktarı. Kandaki karbondioksit yoğunluğunun artışı pH'i düşürür. Bu da omurilik soğanı uyarır ve omurilik soğanı kalp atımlarını nefes alıp vermeyi hızlandırır. Bu şekilde karnındaki karbondioksitin dışarı atılması ve daha çok oksijenin alınması amaçlanıyor. Ve beşinci bir maddemiz kimyasallar, nikotin, kafein, tein gibi maddeler, çok miktarda çay, kahve gibi içecekler, hani bunların çok tüketilmesi kalbin çalışmasını hızlandıran etmenlerdendir. Dolayısıyla bu tür maddelerin çok fazla aşırı tüketilmemesi gerekmektedir. Özellikle nikotin, yani sigara içilmesi başlı başına bir beladır. Yani sadece kalp değil, akciğerler tüm sistemimizi, tüm vücudumuzu etkileyen sorunlar ortaya çıkartıyor. Evet arkadaşlar, kalbin yapısı ve çalışması üzerinde durduk bugün. Tabii ki kalbi kan pompalayan bir et parçası olarak düşünmüyoruz. Kalp demek, gönül demek, kalp demek, sevgi demek. Siz, sizden uzakta kaldığımız şu günlerde inanın kalbimiz de sizinle. Size doğrudan ders anlatamasak da e, dolaylı yollardan bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah istifade edersiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sınavınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.